Merhaba sevgili satranç severler. 1931 yılından bir parti inceleyeceğiz bugün. A. Karu, Paul Keres Partisi. Karu tanınmayan bir oyuncu. Çünkü Paul Keres bu partiyi oynadığında sadece 15 yaşındaydı. 1931 yılı. 1916 doğumlu Keres, 1975'te sadece 59 yaşında aramızdan ayrılan Estonya'dan yükselmiş efsanevi satranç ustası, Tal'in öğretmeni diyebiliriz. Tal'den önce adeta o vardı ve fırtına gibi esiyordu kombinezonlarıyla. Estonya doğumlu Keres, özellikle 1938'deki meşhur Avro turnuvasını kazanıp adını duyurmaya başlamıştı satranç camiasındaki. Bu turnuvada kimler vardı? Fine, Botvinnik, Alekin, Öyve, Reshevski, Capablanca ve Salomon Flor'un önünde turnuvayı birinci başa bitirmeyi başarmıştı. 3 kez Sovyetler şampiyonu olmuştu. 1948'deki dünya şampiyonu belirlemek için yapılan 5'li turnuvaya katılmış. Eş puanla 3. olmuştu. Bildiğimiz gibi Botvinnik şampiyon olmuştu Alekin'in ölümünden sonra. Adaylar turnuvasına daha sonra 5 kez katılmış ancak sürekli ikinci olmuştu. Adaylar finaline çıkamamıştı ve Paul the Second, ikinci Paul unvanı verilmişti kendisine camiada ve Taçsız Kral ismini almıştı. Çünkü 9 dünya şampiyonu Capablanca'dan Fischer'e kadar 9 dünya şampiyonuna karşı galibiyeti bulunmaktaydı ki bunlardan bazılarına skor olarak, ikili olarak da üstünlüğü bulunuyordu Keres'in. Keres Amsterdam Olimpiyatlarında 14'te 13,5 gibi tarihi bir skora imza atmıştı 1954'te ve kariyerinin en büyük başarısıydı diyebiliriz. Peşine Los Angeles'ta yapılan meşhur turnuvayı Tigran Petrosyan'la beraber eş puanla birinci olarak tamamlamıştı. Evet, Taçsız Kral'ın bakalım 15 yaşında siyahlarla oynadığı mükemmel bir partiyi inceleyeceğiz. Karo karşısında bakalım Keres nasıl oynuyor? Daha 15 yaşındayken adeta kendini belli ediyor büyük usta. D4, D5, vezir piyon açılışı. C4, vezir gambitiyle başladı beyazlar. Keresten E5, Albin karşı gambit. 15 yaşındaki Keres'e uygun bir hamle. Deniyor Keres değişik açılışları, stilini tam olarak bulana kadar ancak dediğimiz gibi stil olarak zaten Tal'e çok benziyor ve Tal'den önceki Tal diyebiliriz. Tal'in öğretmeni kendisi. Agresif, atak, saldırgan, mükemmel bir oyuncuydu Paul Keres. Şimdi at C3 ile gelişerek devam etmiş beyazlar. Piyonlara dokunmamış. Keresten E alır D4 atı rahatsız edince vezir alır D4 almış beyazlar. Şimdi at C6 vezire bastı Keres. Vezir D5 bu piyonu da alınca fil E6 Keres vezirleri kesmek istiyor. Alırsa çünkü kalesiyle alacak ve bir taş daha geliştirmiş olacak. Beyaz gelişimde geri olduğu için vezir B5 oynamış ve B7 piyonuna bastı. Şimdi A6 piyonu veriyor ilginç bir şekilde Keres. Beyazlar burada boştaki piyonu almak yerine çünkü sıkıntıya düşeceğini düşünüyor. Atın zıplamasıyla birlikte at burada B4'e zıplayabilir. Piyon aldıktan sonra ata basıyor ama at B4 oldukça tehlikeli olurdu. Görüyorsunuz inanılmaz tehditler oluşurdu gelişmemiş beyaz taşlar için. Dolayısıyla burada vezir A4 çekmiş ve vezir aynı zamanda kritik C2'yi de şu an savunuyor. Fil B4 oynamış. Keres gelişime devam açmaz oluşturdu. Fil D2 açmazı sonlandırınca fil alır C4. Boştaki C4 piyonu aldı şimdi. A3 ile fili sorgulayınca Keres'ten tabii ki karşı atak B5 vezire saldırı. Vezir C2 dönünce at D4 vezire bir kez daha saldırı. Hafif aletler vezire adeta dans ettiriyor tahtada. Vezir E4 şahla kurtulabilmiş. Ve şimdi fil E7 geri dönmüş. Buna şüpheli diyor. Siyahların atla perdelemesinin daha iyi olduğunu düşünüyor bilgisayar. Çünkü bir taşı daha geliştirmiş olurdu. Buna at F3. At B3 kaleye basınca kale D1. At alır D2 şimdi. Kale alır D2'den sonra fil alır C3, B alır C3, fil D5 ve vezir C2 ile devam edilebilirmiş. Devam edelim. Fil E7 geri çekiyor. Keres ve beyazlar at F3 ile merkezi yata baskı yapıyor. Doğal gelişim hamlesi ama soru bu. Daha iyisi ilginç bir şekilde E3 fil alır F1'e izin vermek, şah alır F1 ve rok hakkından vazgeçmekmiş. Çünkü bu şah, beyaz şah, rok atmadığına pişman olacak ileride oyunun devamında. At E6'dan sonra at F3 gelişimine devam edilebilirmiş. At F3'e keresten C5 atı perçinliyor merkezde çiviledi. Kaleyi C1'e getirmiş yine şüpheli. Daha iyisi merkezi atı ortadan kaldırmak. At alır D4. C alır D4'ten sonra vezir C6 şaha. Şah F8 siyahın da roku bozulurdu. At D1 ile devam edebilirmiş beyazlar. Kale C1'e geri gelelim. Kale C1'den sonra at F6 merkezi vezire baskı. Vezir B1'e dönmüş. Vezir D6 keresten. Şimdi kaleyi de getirebilir D hattına. Duruma göre uzun rok da atılabilir ama uzun rok biraz riskli gibi. Kale D8 daha mantıklı. Vezir D6 yerine bilgisayarın önerisi kısa rokla devam etmek. Gösterelim kısa rok. Kısa roktan sonra E3 ata saldırıya. Önce bir fil F1.
Yine kale f1 yerine şah f1 öneri. Şahı uzaklaştırmak E hattından, at b3 kaleye basınca da kale d1, kale hem kaçta hem fili tutmuş olurdu. Vezir d6 hamlesine beyazlar at alır d4 ile yine şüpheli oynamış. Daha iyisi fil g5 ve kısa rokla devam. At d4'den sonra c alır d4, şimdi keresten at e4 zıplayınca bir de bu atı almış. Yine bu da şüpheli. Daha iyisi almamak, vezir d5 oynamak ve at g3 ile devam etmekmiş. At alır e4 almış keres, vezir alır e4'ten sonra artık kısa roku yapıyor vezir, çünkü kaleye de basmıştı. Hem şahın güvenliğini sağladı hem kalelerin bağlantısını kurdu. Keresin veziri ve filleri ve iki kalesi şu an oyunda diyebiliriz. Beyaz şaha dikkat edin. F1 fili gelişmedi. En az 2 hamle lazım gelişmesi için. Şahın rok atması 3 hamle. Dolayısıyla beyazın gelişimini tamamlamasına 3 hamle var. Siyah ise gelişimi tamamladı. Oyuna beyazlar başladığı halde keres için büyük avantaj diyebiliriz. Kısa roktan sonra fil F4 ile vezire basmış. Soru, daha iyisi fil B4'müş. Vezir H6 çekince fil D2 tekrar vezire baskı. Vezir F6 ile devam edilebilirmiş. Fil F4'e geri dönelim vezire baskıya. Vezir D8 dönmüş şimdi. Kale D1 piyona basınca fil F6 piyonu tuttu. Vezir F3, kale E8 ve B3 file baskı. Daha iyisi burada ilginç bir şekilde E4. E4'e geçerken alma yerine vezir D5 etkili olurmuş. Piyon alamaz, açmaz da. Fil D3'ten sonra fil alır D3, kale alır D3'ten sonra kale E4 şah. Şah F1 ve siyahın avantajlı olduğu bir pozisyon tahtada oluşurmuş. B3'e geri gelelim. B3'ten sonra keres D3 ile ilerliyor ve beyazlardan şimdi E4. E4 hamlesi şüpheli. B alır C4 ile fili almalıymış. Siyahlar B alır C4 yaptıktan sonra siyahın pozisyonu çok kuvvetli olurdu. Açmaza dikkat edin. Buradan şah tehditleri var. Böyle şah tehditleri var. Siyah verdiği file rağmen tahtada özellikle vezir, kale ve fil hazır zaten. Şuradaki kalede her an saldırıya girebilir. Üstelik ilerlemiş D3 piyonu var. Beyazsa ne yapıyor? Vezir ve fil oyunda gibi. Şahın yanındaki kale oyunda gibi. Beyazın kalesiyle fili oyunda değil. Aslında fil geride gibi siyahlar. Ama beyazın kalesi ve filinin hiç oyunla ilgisi yok. Siyah kalesi her an isterse B8'den, ister C8'den anında oyuna girebilecek durumda. Dolayısıyla siyaha avantaj veriyor bu pozisyon. E4'e geri gelelim. Keresten şimdi fil C3 şah geliyor. Fil D2 dönüp perdelemiş. Vezir D4 etkili geldi ve E4 piyonla tekrar bastı. Fil alır C3 oynamış. Beyazlar şüpheli. Fil E2 çekmeliymiş. Ancak burada da zaten materyal kaybı var. D alır E2. Vezir C3'ten sonra E alır D1 vezir. Şah alır D1'e. Fil alır B3 şah. Vezir alır B3'ten sonra tahtaya baktığımızda kalite üstünlüğü var. Artı E4 piyonu düştü. D hattında çok tehlikeli bir açmaz var. Ne yapacak bu beyaz şah hiç belli değil. Dolayısıyla siyahlara artık kesin kazanç. Üstelik A ve B piyonları sayesinde bir de geçer piyon elde ediyor. Siyahlar daha ne olsun. Fil alır C3'e geri dönelim. Vezir C3 şah çekmiş keres. Kale D2 perdeleyince. Kale E4 çift ünlem kereste mükemmel bir hamle. Vezir E4 oynanmış oyunda ama fil E2 perdeleseydi de yine çok güzel bir mat vardı. Vezir C1 şah, kale D1'e, D2 şah, şah F1'e, vezir D1 vezir fedası, düzeltiyorum. Vezir D1'den sonra doğrudan mat, çünkü fil kıpırdamaz konumda açmazdan dolayı veziri alamaz. Yine bu şekilde mat olurdu, ancak oyunda kale E4'e beyazlar vezir alır E4 alınca bu sefer yine vezir C1 şah çekmiş keres, kale D1'den sonra ise bir şah için en kötü kader diyebiliriz. Piyonla mat olmuş beyaz şah. Piyonla şah kale açmazda olduğu için piyonu alamıyor. Beyaz fil de kaçış karesini tutuyor. Keresten mükemmel bir saldırı. Daha 15 yaşında 27 hamlede siyahlarla görüyorsunuz. Alvin karşı gambitte müthiş bir zafer kazanmış. Keres gelecekte ne kadar büyük bir oyuncu olacağını zaten bu oyundan anlayabiliyoruz. Evet, bugün yine Estonyalı efsane Paul Keres'i sizlere hatırlatmak istedim. Oyunu beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.